Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ma hikmetü teberrükü bi eser-i salihin. Salihlerin eserleriyle teberrükün hikmeti nedir? Bu işte hikmet nedir diye sorulursa cevap zekere bazul arifin, bazı arifler zikrettir, bahsettir ki en hikmeti teberrük bi eser-i salihin ve emakinihim. Salihlerin eserleriyle ve mekanlarıyla teberrükün hikmeti mettasul bihim ve onlara biçik olan, ekli olan hususlarla teberrük hikmeti şudur. Enne emakinehum, bunların mekanları, bulunduğu yerler muttasletun bi siyabihim, elbiselerine eklidir. Elbiseleri oralara sürünüyor. Ve siyabuhum, elbiseleri de iştemelet ala esadihim, cesetlerine şamil, cesetleri, bedenleri elbiseyle örtülmüş. Ve esaduhum, cesetleri de iştemelet ala kulubihim, kalplerine şamildir. Cesedin içinde kalp var. Kulubuhum, kalpleri de fi hadreti rabbihim, Rablerinin huzurundadır. Keza efadallahu ala kulubihim minel fuyudatir rabbaniye. Cenab-ı Hak onların kalplerine fuyuzat-ı rabbaniyesinden akıtınca seret bereketuha ila ma yettasili biha ve ma yücaviruha. O kalbe akan fuyuzat-ı ilahi kalbe piçik olan bedene, elbiseye ve mekanlarına ulaşır. Oralarda bulaşır. Biliyorsunuz kalpte ne varsa, içinde ne varsa dışına fışkırır. Ki kavli tarzına fekabaddu kabdeten min eseri Resul. İbn eseri hafiri feresir Resul. Cebrail Aleyhisselam'ın atının bastığı tırnağının izinin toprağından almış, oradan bir parça almış. Onun tesirini hissetmiş. Ona gösterilmiş o demek. Ama onu tabii yanlış olarak kullandı. Bu tefsirlerde böyle gelmiş. Demek ki tesir var. Hayra kullanırsan, Allah'ın rızasına kullanırsan, rızaya ulaşırsın. Şerre kullanırsan, sihirbaz gibi. Bu sefer ne olur? Dinden çıkar. O yüzden işin ehlini bilmek lazım. Peki hel lit teberrükü bi eser salihin hu hakkatü tevessülü bizzat. Salihlerin eserleri teberrük, bereketlenmek, tevessülün hakkatı mıdır yani? Tevessül denen şey midir? Nam, cevap mevam, evet. Teberrükü bi eser salihin, salihlerin eserleri teberrük hu hakkatü tevessülü bizzat. Bizzat tevessülün hakkatı da budur. Enne hâzâ caizun ve meşrûn. Bu caiz ve meşrudur. Dinde vardır. İz mana bunun manası. En yettehizel abdu vesileten, kul vesile ediniyor. Yani vasıtaten ilallahi, Allah-u Teala'ya vasıta ediniyor. Fi makkasıdihi, maksatlarını demek için. Lima sebeti tilke vasıtati indallah min fadlin. Çünkü o vasıtanın Allah katında bir kıymeti var. Peygamberdir, sıddıktır, şehittir, salihtir. Allah'ın makbul bir kuludur. Onu hissederek, onu aracı kılarak maksadına, Allah-u Teala'nın indindeki maksadına ulaşmak istiyor. لِمَازَا يُحْكَمُ بِاَنِّهُ جَاهِزُ وَمَشْرُونَ. Peki tevessülün cevazı ve meşruiyeti neyle hükmedilir? يُحْكَمُ بِاَنِّهُ جَاهِزُ وَمَشْرُونَ. Tevessül caizdir ve meşrudur diye hükmedilir. لِهَنَّ هَذَا تَبَرُّكْ مِنْهُمْ. Çünkü ashab-ı kiramdan olan bu teberrük اِمَّا اَنْ يَكُونَ abesen. Ya abes olacak. Abes yani la manen lehun, manası olmayan ve la buyeten lehum fi. Onların bu hususta bir gayesi, maksadı olmaksızın abes bir şey olacak. Böyle olması lazım ki فَحَاشَاهُمْ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ الْاَجْبَةِ. Bunlar böyle içi boş olan, değersiz, kıymetsiz bir iş yapmaktan haşa, uzaktırlar, temizdiler. فَحَاشَا رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُكِرَّهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onları böyle fuzuli boş bir işle meşgul olmalarına ses çıkarmayıp bu halde onları ikrar etmesinden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münezzehtir. Onların bu halini gördü, ses çıkarmadı, hatta memnun oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın işi de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in takriri de çok faydeleri içine alır. اِذَنْ لَا بُتْتَ اَنْ يَكُونَ لِهُمْ غَرَزُونَ سَيْرِ. O halde demek ki ashab için bu işte çok büyük bir garaz, maksat vardır. Ve gayeten bir gaye, maksat var ki يَطْلُبُونَهَا, onu talep ediyorlar. Ve o nedir? طَلَبُ الْبَرَكَةِ, bereket istemektir. وَالشَّفَاعَةِ, şefaat istemektir. وَالرَّحْمَةِ, rahmet istemektir. مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala tarafından. فَاضِلِ تِلْكَ الْاَسَارِ الشَّرِيفَةِ اِنْدَ اللّٰهِ. Hem de bu Allah katında şerefli, kıymetli olan şu eserlerin fazlı keremiyle, ikramiyle, faziletiyle yani Allah-u Teala'dan rahmet, şefaat ve bereket talep etmektir. Gaye budur. Bu gayeye ulaşmak için Allah'ın makbul saydığı bir şeyi vesile edip, aracı kılıp Allah'tan istemekten dolaş, netice Allah'tan isteniliyor ama Allah'ın değer verdiği bir şeyle Mevla Teala bu şekilde şeyde kıymet veriyor. Mevla inşallah tevessülden, teberrükten istifade etmeye bizi muvaffak eylesin. Öyle ya, Efendimiz Aleyhisselam Kabe'ye girmiş. Orada namaz kılmış. Şimdi bize Kabe'nin kapısı açılsa, içeri girsek demez miyiz Efendimiz Aleyhisselam nerede kılmış? Abi her taraf Kabe'dir. Ama illa insan ister ki Efendimiz Aleyhisselam şurada kıldı.
Ha, sen de orada kılmak istersin. İşte bu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in taklittir. Onun kazandığı kemalatlardan hisse almaktır. O nasıl namaz kılmış, öyle kılmaya çalışırsan, o nasıl niyazda bulunmuş, o şekilde niyaz edersen, onun yolunu izlemek, onun hallerini taklit etmek, onun yolunu izleyenlerin hallerini taklit etmek, hep bunlar teberrüktür, tevessüldür yani. Sonra ashab-ı kiram o şeyleri yapmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halini, ahvalini, hutbe okurkenki halini, değil mi? Ashab-ı kiramın oturduğu halini anlatıyorlar, vasfediyorlar. Neden? O halleri canlandırmak için. İşte onlar da teberrük oluyor, rabıta oluyor, tevessül oluyor, şefaat talebi oluyor. Dön dolaş Allahu Teala'nın dostunu dost edinmek oluyor. Dostlarla beraber olmak oluyor. Kişi sevdiğiyle beraber zaten. O halde arkadaşlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle tevessül olur. Onların eserleriyle teberrük olur. Bunlar Allahu Teala'nın makbul gördüğü şeylerdir. Elhamdülillah.